Efendim herkese merhaba. Yine bir pazartesi günü saatlerimiz 18'i gösteriyor. Haber masasında sizlerle birlikteyiz sevgili Olay TV izleyenlerim. Efendim sloganımız haberde doğruluk, yorumda dürüstlük demiştik. Her pazartesi efendim bir konuğumuz olacak ve 45 dakika sizlerle birlikte olacağız dedik. Bugün de efendim bizleri kırmadı geldi. Tuzla Kaymakamı Sayın Mümin Heybet'le birlikte olacağız. Efendim sizin de mesajlarınız, temennileriniz, dilekleriniz ya da iletmek istedikleriniz varsa Tuzla Olay Facebook adresinden bize ulaşabilirsiniz diyorum. Evet, Sayın Kaymakam Öcek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten size teşekkür ediyorum. Gerçekten doğum bir programımız var. Kırmadınız bizi davetimizi kabul ettiğiniz için. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de size teşekkür ederim. Öncelikle Tuzla Olay TV'ye başarılar diliyorum. Daha önce de birkaç vesileyle mesaj verme imkanı bulmuştum. Ama hakikaten kamu görevi tanımlamasına uyan bir görev icra ediyorsunuz. O açıdan bu tür davetleri ben kamunun bilgilendirilmesi ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyorum. Ki siz bunu basın ahlak ilkelerine de uygun pozitif bir anlayışla yaptığınızı burada görev sürem zarfında zaten gözlemiş, takip etmiştim. Ben de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Öncelikle tabii Tuzla halkı hani bilen var, bilmeyen var. Şöyle bir Mümin Heybet kimdir? Nereliyiz? Evet. Birazcık biyografinizden bahsederseniz bize. Ben İzmirliyim. İzmir çocukluğum İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçti. Ödemiş Küçük Menderes Havzası'nda yer alan Beyda, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır o havzada yer alan ve toprağına ne dikseniz fışkıran, verimli Mümbit Ovası ile bilinen bir ilçe. Ödemiş. Evet. Aydın Dağları ayırıyor. O dağın öbür yüzü Aydın ve Büyük Menderes Havzası. Aydın Dağları'nın kuzey yamacı da Küçük Menderes Havzası. Çocukluğum Ödemiş'te geçti. İlk ve orta öğrenimi orada tamamladıktan sonra eski ismiyle mülkiyeyi bitirdim, kamu yönetimi bölümünü. Ve mütakiben kaymakamlık mesleğine kaymakam adayı ünvanıyla girdim, başladım 1989 yılında. Eskişehir kaymakam adaylığı ve bir yıl yurt dışı stajı, değişik ilçelerde yine stajın gereği olarak geçici görevle kaymakamlık vekilliği görevi, bilahare kaymakamlık kursunu mütakiben de Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinden başlayan bir serüven 24 yılı tamamlamış oldum. Haziran itibariyle tamamlayacağım. Tuzla asaleten 5. yerim. Şöyle Kayseri Sarıoğlan, Erzincan Kemaliye, eski ismi Eyin, Şırnak Cizre, pardon 6. oluyor. Şırnak Cizre, Balıkesir Bigadiç, Tekirdağ Şarköy ve Tuzla. İstanbul Tuzla olarak. Var mı? Zikzaklı bir evet, her bölgede. Tabii aslında bizim mesleğimizin güzelliği bu. Değil mi? Yani yedi iklim, yedi bölgede görev yapma ve Türkiye'yi tanıma fırsatı buluyoruz. Ben iddiayla söylüyorum. Yani politikacılar Türkiye'yi en iyi tanıyan insanlardır. Ama Türkiye gerçeğini en iyi bilen, bilmek için politikacılığın dışında işte bizim mesleğimize intisap etmek gerekiyor.
Görev yaptığınız ve yapmadığınız birçok yerle ilgili, özellikle yaptığınız yerleri geleneğinden, göreneğinden, toplumsal hassasiyetlerine kadar, özelliklerine kadar tanıma fırsatınız oluyor. Bu aslında bir açıdan da kişiye, insana yenilenme, her daim canlı ve taze kalma fırsatını da vermiş oluyor. Ne güzel yani, hem işinizi yapıyorsunuz hem evet. Peki biraz da çocukluğumuzdan gelsek, bu mesleği hayal mi? Yani ideolojisi bu muydu yoksa tesadüfen hani hayat sizi buraya sürükledi, ne olmak isterdiniz? Aslında kaymakam olmayı arzuladım ama bu ne kadar bu hedefe varmada etkili oldu, belirleyici oldu onu kestiremiyorum. Çocukluğu kasabalarda, ilçelerde geçenlerin hayatında kaymakam bir idoldür dediğiniz gibi. Milli bayram kutlamalarında eskiden stadyumlara gitme sıramız olursa, gitme şansını bulabilirsek, kaymakamı görmek için ayak uçlarımızda, parmak uçlarımızda sıçrayıp onun bayram kutlamasına uzaktan da olsa sağ ol çekmek isterdik. O günlerde başlayan bir merak, bir ilgi olsa gerek. Mülkiye tercihinde herhalde etkili oldu. Tabii mülkiyenin kamu yönetimi dediğinizde işte içişleri kadrolarına daha çok ama tüm kamu sektörüne yönetici yetiştiren bir okul. Geleneksel bir başarıyı ifade eden. Sanıyorum onun o çocuk yıllarının bir ilçede geçmesinin belirleyici bir rolü olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Peki hani kaymakamlık biraz daha böyle tepede, biraz daha resmi. Peki bu işinizin iyi veya kötü, hani kötü demeyelim de zor ve güzel tarafları. Mesela güzel tarafı biraz evvel söyledik işte. Her yeri görmek, farklı insanlarla birlikte olmak. Ama bir de tabii her işin olduğu gibi bir sıkıntılı kısmı vardır. Mesela nedir? Mesela eşiniz tarafından diyebilir miyim? Mesela bir bürokrat eşi olmak zordur muhakkak çocuklarınız açısından ya da biraz ona göre. Evet, yani aslında şimdilerde değişmekle birlikte kaymakam devletin bir ölçüde resmi ve soğuk yüzünü taşrada temsil eden kişi olarak çağrıştırdığı şeyler hep aslında biraz bir mesafeli duruş, biraz bir soğuk çağrışım, soğuk şeyler çağrıştırmıştır. Şimdilerde onun değiştiğini düşünüyorum. Bir de bu iş biraz her meslek olduğu gibi, her mesleğin icrasında olduğu gibi kişilik ve karakter işi. Bir de felsefe işi, yani sizin burada varlık sebebiniz insanlara faydalı olmaksa, bu kamu ünvan ve makamları milletin birer emaneti ise, onların yaşam kalitesine katkıda bulma sorumluluğundan ibaret ise, bunun aslında soğuk bir tarafı olmaması lazım. Siz vatandaşa hizmetkar olarak kendinizi gördüğünüz andan itibaren vatandaşa yaklaşımınız da ona göre o formata uyuyor ve ona göre değişiyor. Ama siz devletin, hükümetin temsilcisi formatından çıkmazsanız o zaman soğuk ve resmi yüzünü temsil etmeye devam edersiniz. Ben meslek hayatım boyunca vatandaşa hizmet etme fırsatı olarak gördüm mesleğimi ve bu yanıyla da sevdim. Hep klasik şeydir, sorularınız arasında var mı bilmiyorum. Tekrar dünyaya gelseniz ne olurdunuz diye herhalde fırsatım olsa tekrar aynı mesleği yapmaya çalışırdım. Evet, yani aslında biraz sonra soracağım soruyu bir yerde de cevaplamış oldunuz. Şimdi gerçekten halkla bir iç içe görüyorum ben sizi, sizi de takip ediyoruz. Böyle bir daha bir güler yüzlü, samimisiniz, vatandaşla iç içe oluyorsunuz. Hani dediğiniz gibi o duvarı kırmışsınız. Tuzlaların size yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o aldığınız geri bildirim nasıl?
yaklaşımlar? Yani ben erişilme konusunda sorunsuz bir yönetici olmaya çalışıyorum. Erişilebilir bir yönetici, ulaşılabilir bir yönetici olmaya çalışıyorum. Tabii bu biraz sizin karargahınızla birlikte, herkesin aynı amaç ve aynı anlayışla, aynı istikamette çalışmasıyla mümkün. Bazen sizin adınıza, sizin hiç tasvip etmeyeceğiniz şeyler olabiliyor. Burada tabii o yöneticinin hatasıdır yine. Onların çerçevesini belirleme, görev ve çalışma ilkelerini koyma yöneticinin sorumluluğudur. Ama onlar belki bizi daha zamanımızı verimli kullanma adına, zamanı daha iyi yönetme adına, bize iyilik adına bunu yapıyorlar. Bir takım başvuruları eleyerek, ilgili kurumlara yönlendirerek o trafiği azaltmaya çalışıyorlar. Buna evet ben de onay vermekle birlikte zaman zaman bu yönlendirmeler sırasında olası mağduriyetler yaşanıyor olabilir. Ama ben diyorum ki hala gerek kendi adıma gerek bir meslektaşlarım adına rahatlıkla diyorum. Meslektaşlarımız pozisyonları ve konumları ile paralel düşünüldüğünde erişimi ve ulaşımı, ulaşılabilirliği en kolay makamlardır diye düşünüyorum. Böyle olmak da gerekir. Bunu bir övünç vesilesi olarak da belirtmemek gerekir. Zaten olması lazım gelen budur. Vatandaşın aslında randevu sadece modern insanın kendisine yaraşan bir tavrıdır. Ama herkesin randevu ile gelmesini istemek ve beklemek de yönetici bakımından biraz zorlayıcı olur. Vatandaşın çat kapı gelmesini de kabullenip kapısını ardına kadar açıp hatta kapı vurmasına da gerek kalmadan erişimini kolaylaştıracak bütün tedbirleri almak gerektiğine de inanıyorum. O zaman şöyle diyebiliriz, hani kontrol edici mi, idareci miyiz yoksa üretici mi? Hani üretim bir şeyler daha... Buradan aslında biraz ona dair ipuçları çıkabilir. Ben hiçbir zaman böyle gücünü otoriteden alan bir yönetici olmamaya özen gösterdim. Gücünü yaptığı işlerin özgüveninden ve topluma dayanarak, toplumun gücüne inanarak gerçekleştirdiği işbirliklerinden alan bir yönetici olmayı ve bulunduğu yere bir vizyon ortaya koyarak, bir hedef ortaya koyarak sonrasında da hayırla yad edilecek eserler bırakan bir yönetici olmaya çalıştım. Bu konuda şöyle oldum ya da böyle olamadım diyecek konumda görmüyorum kendimi. Bu noktada en doğrusunu görev yaptığınız yerdeki izinizi süren, sağduyu taşıyan insanlar bu konuda takdir edebilirler. Tabii okula isminiz verilmiş, onu biliyorum. Evet, onlar tabii hoş şeyler. Yani işte görev yaptığınız her yerde, mesela benim her görev yaptığım yerde ismimle anılan bir sokak, çarşı, cadde düzenlemesi, meydan düzenlemesi, okul gibi bir ismimi o bölgede yaşatan bir şeyler olmuştur. Bu aslında o vatandaşımızın kadir bilirliğinin ve asaletinin de göstergesidir, simgesidir. Yani aslında ben bu açıdan kişinin görev yaptığı süre zarfında, görev yaptığı yere zaten görevinin gereği olarak yaptığı hizmetlerden ötürü adının bir kamu hizmetiyle ilişkili bir tesise, bir kuruma verilmesini etik açıdan sorunlu bulmuşumdur. Ama
Mesela Şırnak'ta sözünü ettiğiniz okul, ben görevden ayrıldıktan sonra Sayın Valimizin takdiriyle, teveccühüyle verilmiş. Ona da tabii itirazımız olamazdı. Ama aslında biz bunlarla zaten yönetici şöyle olsun böyle olsun peşinde olmamalı, olamaz. Görevinin gereği olarak onu yapıyor. Ben hep çocuklarıma baba olarak diyorum, bırakabileceğim en büyük servet ve miras hasbelkader bundan 20 sene sonra bir iş vesilesiyle Tuzla'ya yolları düştüğünde ya da Bigadiç'e, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine yolları düştüğünde, babamız burada görev yapmış 5 sene. Tanıyan eden var mı acaba? Soruşturmaları sırasında karşılarına ya hakikaten iyi insandı, topluma yararlı işler yaptı, onu hayırla yad ediyoruz cevabını alabilmeleridir. Ne güzel, ne mutlu. Yani katlar yatlar bırakma imkanımız yok çocuklarımıza. Ama bence onlardan daha anlamlı olan böyle bir mirası bırakmanın peşindeyim. Yani onu yapmaya çalışıyorum. Ne güzel, ne mutlu efendim. Seni mesaj gelmiş Remziye Hanım soruyor. Kaymakam Bey'i seviyoruz. Özellikle eğitime verdiği katkılardan dolayı da teşekkür ederiz demiş. Evet, ben de yakinen diyorum. Eğitim konusunda özellikle daha hassas olduğunuzu ne söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. İşte biraz önce vatandaşın kader bilirliğinden söz ediyorduk. Vatandaş şaşmaz ölçütleriyle, değerlendirme kriterleriyle aslında görüyor ve değerlendiriyor. Şüphesiz kaymakamların en önemli görev ve sorumluluklarından bir tanesi eğitim altyapısının, eğitim kalitesinin gerek bölgesel ölçekte, il ölçeğinde gerekse ulusal ölçekte hedeflere uymasıdır, hedeflere yaklaştırılmasıdır. Bu konuda burada görev yaptığımız süre zarfında ben dolu dolu, verimli bir 4-5 yıla yaklaşan bir süre oldu. Dolu dolu geçtiğini düşünüyorum. Mesela şu anda eğitim öğretime yapımı devam eden, eğitim öğretime henüz önümüzdeki yıl için yetiştirmeye çalıştığımız 6 okul inşaatımız var ki bu 200'ü aşan bir dersliğe tekabül ediyor. Geçtiğimiz 5 yıl zarfında ben onun şeyini çıkardım. Kabaca merak sahikiyle 320 dersliğe varan yaklaşık 2005 yılda 12 okul. 12 okul, 3 anaokulu yapıldı. Tabii yapıldı. Bunlar tabii doğrudan kamu kaynaklarıyla yapıldı. Güzel bir, uyumlu bir çalışmanın sonucu yapıldı. Kaymakam aslında kime benzetilebilir? Bir meslek benzerliği itibariyle en çok neye benzer yaptığı işi itibariyle diye düşünüldüğünde ben en çok en anlamlı karşılığı orkestra şefine benzer diye düşünüyorum. Çünkü çok değişik münferit tek başına ancak bir enstrümanın çıkardığı ses kadar bir anlam ifade eden ama bir araya geldiğinde ve uyum içerisinde bir şefin, usta bir şefin işaretleriyle şekillendirildiğinde, yön verildiğinde dinlemesi keyif veren bir musikiye dönüşüyor. Senfoniye dönüşüyor. Evet, bu konuda ben de onu yapmaya çalışıyorum. Burada yerel yönetimle birlikte, belediye başkanı ve ekibi başta olmak üzere, İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte önceliklerimizi birlikte belirleyip o önceliklere öncelikleri
hedefler doğrultusunda birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve eğitim de bunların en başında geliyor. Evet, doğru. Şimdi evet, ona geleceğim. Mesela Tuzla'ya atandığınızda, ilk geldiğinizde ne gibi sorunlar vardı? Yani mesela onlardan ne kadar çözdük ya da yeni neler yapıldı? Şöyle bir genel değerlendirme yaparsanız. Evet. Şimdi aslında Tuzla çok yönlü, çok özellikli bir yer. İstanbul'un herhangi bir ilçesi değil. 39 ilçesi arasında çok farklı özellikleriyle öne çıkan, dikkati çeken bir ilçe. Ama daha çok sanayi potansiyeliyle, gemi inşa sektörüyle kazandıran, insanların kazandıkları ama İstanbul'un başka ilçelerinde harcadıkları bir ilçe. Bu dengenin kurulması adına, bir kısmının Tuzla'da da kalması adına bizim bir takım çabalarımız, gayretlerimiz oldu. Burada kazananların şüphesiz yasal yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Kurumlar vergisi ödüyorlar, gelir vergisi ödüyorlar. Ama biz diyoruz ki bu çevreye de bir faydanız olsun, mum dibini de aydınlatsın mesajıyla gidiyoruz. Buna işte bölgedeki sanayici ve iş adamlarından tutun. Bölgemizde sayıları 7'yi şu anda elen bulan üniversitelere de aynı mesajla gittik. Bir programınızda demiştiniz, bedenleri burada da, ruhları İstanbul'da. Evet. O ruhunuzu da lütfen burada bırakın da gidin. Evet. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Ben bu konuda bu sene belediyemizin gayretleriyle güzel şeyler gerçekleştirildi. Hakikaten bu konuda bir şey yapılamamasından üzüntü duyuyordum. Bir işbirliği platformu oluşturuldu, protokoller imzalandı. Ve bu yıl ilk kez gençlerin katılımıyla bir festival, üniversite UniFest düzenlendi. Bu şüphesiz bir çekirdektir. Bu önümüzdeki yıllarda bu fikir gelişir. Üniversiteler buna artan oranda katkı sunarlar, sahiplenirler ve Tuzla üniversiteler şehri olarak, bir eğitim köyü olarak anılmayı hakikaten hak eder. Sorunuzun bir kısmını tam şey yapamadım, cevaplayamadım. Tuzla'da aslında 5 yıl öncesine göre baktığımda eğitimden sağlığa çok önemli bir dönüşüm yaşandı. Mesela Kasım 2011 itibariyle genel sağlık sigortası ve aile hekimliği sistemine geçildi. Tuzla böylesine bir dönüşümü en sorunsuz ve hazır, böyle bir dönüşüme hazır ilçelerden birisi olarak 1 Kasım itibariyle sorunsuz geçişi sağlayabildi. Bunda şüphesiz doktor belediye başkanına sahip olmanın getirdiği bir avantaj vardı. Bu fiziki altyapının iyileştirilmesinde, yetiştirilmesinde, aile sağlığı merkezlerinin o hedef doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek eksikliklerinin giderilmesinde yapıcı bir katkısı oldu. Yine geçtiğimiz eğitim öğretim yılı itibariyle, yani bu eğitim öğretim yılı başında Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüşümlerinden birisi yaşandı. 4+4+4 sistemine geçildi. Bunu ben söylemiyorum. Bütün il ölçeğinde fotoğrafı gören otoriteler, yöneticiler söylüyorlar. Kamuoyu bunu takdir ediyor. En sorunsuz geçen ilçelerden bir tanesiydik. Şüphesiz bunda bizim nüfusumuzun yönetilebilir ölçekte olmasının payı var. Ama yanı sıra bu sürecin iyi yönetilmesinin payı var. Mesela bizim sanıyorum birçok ilçede olmayan bir yapılanmamız var. Benim başkanlığımda İl Genel Meclis üyelerinin katılımıyla
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım birimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ön hazırlığıyla, belediyenin teknik ekibinin önemli katkılarıyla biz her iki ayda bir eğitim yatırımlarının değerlendirildiği bir toplantı yapıyoruz. Yani Tuzla'nın bugününü değil, Tuzla'nın geleceğini planlıyoruz. Yani Tuzla nüfusu en hızlı artan, en hızlı gelişen ilçelerden birisi. Şimdiden biz bugün itibariyle okulla ihtiyacı olmayan ama bu gelişimi önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek yatırımlarla bu gelişim trendi devam ettiğinde 5-10 yıl sonra okula ihtiyacı olan yerlerde okul arsalarını ayırıyor. Planlar bu şekilde planlara işleniyor ve bunların tahsisleri cihetine gidiliyor. Bu mekanizma ile Tuzla ne kadar hızlı büyürse büyüsün bunu şu anda yönetebiliyoruz. Bu tabii belediyenin, Milli Eğitim'in, İl Genel Meclisi üyelerimizin bu süreçte olumlu katkı sunmaları ve bunu il ölçeğinde aşama aşama takip etmekle mümkün oluyor. Umarım bu önümüzdeki eğitim öğretim yılına da bu okullarımız yetiştiğinde zaten biz şu anda hedefleri itibariyle tam gün eğitim, ikili eğitime izin verilmeyecek. Tam gün eğitim hedefini ve ortalama derslik sayıları 35'i aşmayan bir Türkiye hedefine en kısa sürede, en kısa zamanda ulaşan ilçelerden birisi olacağız. Şimdiden bunun hazırlığı başladı zaten diyorsunuz. Bir de tabii Tuzla'da işte güzel olaylar oluyor. Mesela Tuzla Spor'un 59 sene sonra 3. lige çıkması. Evet. Mesela bu da çok görkemli, güzel oldu. Çok hoş oldu, çok güzel oldu. Bu da size denk geldi, biz de bu. Evet. Yani ben mutlu oldum. Tabii Tuzla bir ortak payda oldu, Tuzla Spor. Tuzla'da hakikaten Tuzla merkezi E5 üstünde oluşan yeni semtler, her birisi 81 ilimizin çeşitliliğini, zenginliğini yansıtıyor. Bu zenginliği bir potada kaynaştırmak, harmanlamak adına Tuzla Spor hedefi, birlikteliği hoş oldu. Eş zamanlı olarak böyle bir başarıyla taçlandı. Ve önümüzdeki yıl 3. lig hedefinde emin i̇nşallah adımlarla yürüyecek inşallah. Evet. Ve bu bir eksiklikti. Yani Tuzla Anadolu yakasında sahilde profesyonellikte takımı olmayan, temsil edilmeyen bir ilçeydi. Bu eksikliği de bu şekilde hep birlikte gidermiş olduk. Yönetiminden, malzemecisinden, taraftarına, takımı yalnız bırakmayan, gönülden destekleyen taraftarına kadar herkese bu konuda müteşekkiriz. Yine şeyi soracağım Sayın Erdoğan. Bu Samsun'a bayrak götüren Süleyman Bey'den haber aldık mı şu an? Her gün onu bugün itibariyle Gerede'deydi. Gerede'deydi. Evet. Gece Gerede'de konakladı. Bir problem yok herhalde. İlçe Gençlik Spor Müdürümüz onun takibini, sorumluluğunu üstlendi. Takip ediyor. Benim adıma soruyor ihtiyacı olup olmadığını. Biz de hatta geçen dedik ki biz de telefonunu alıp sorsak mı acaba neredesiniz? Evet. Canlı yayına mı alsak diye. Bunlar da güzel. Yani hakikaten ismini duyurulması anlamında işte dediğiniz gibi eğitimde, sporda, sanatta. Mesela şimdi bilim, kültür, sanat günleri başlayacak. Biraz ondan da bahsedersiniz. Şimdi beşinci... Gerçekten çok katkınız var. Yani bu bölük pörçük okul etkinliklerini ki Mayıs ayında yoğunlaşan eğitim öğretimin bir açıdan da hasat zamanı olarak nitelenen Mayıs ayında yoğunlaşan o etkinlikler, sportif etkinlikler, kültürel, sanatsal etkinlikler bir disiplin içerisinde biraz daha çeşitlendirerek, kalitelendirerek
Bunu bir etkinlik takvimi olarak kamuoyuna sunalım. Hı hı. Bir hareketlilik yaşansın. Yani o emekler hak ettiği ilgiyi ve karşılığı bulsun. Sadece bir okul ölçeğinde kalmasın. Düşüncesinden hareket etmiştik. Yanı sıra Tuzla'nın bir sahil kasabası hüviyetini, özelliğini öne çıkaran su sporları, deniz sporları temasını öne çıkaralım, taşıyalım istemiştik. 5 yıldır bunu sabırla, istikrarla sürdürüyoruz, götürdük. Bu yıl 5.'si gerçekleşecek. Şüphesiz bu her konuda olduğu gibi bir kurumsal işbirliklerinin sonucu. Belediyemiz, her medya ayağında sizler varsınız. İşte ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz var, amatör spor kulüplerimiz var. Bir birliktelikle Tuzla'da bir 4-5 gün süren bir coşku ve heyecan yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel, bir takip edeceğim seni de. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyorum. Şimdi bildiğim kadar 2 tane de erkek evladınız var. Evet. Onların ne işle uğraşmasını istersiniz? Yani dediğiniz ya, hani babalarının arkasından gezgine. Şimdi hani onu tekrar üretmeye devam ettirirlerse sevinirim mi der misiniz? Yani o konuda ben sevdikleri bir şeyi yapsınlar. O yönde empoze eden, yönlendiren, yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz ardı eden bir baba olmamayı tercih ediyorum. Bu noktada ilgi alanları itibariyle iki kardeş diyorsunuz ama iki ayrı dünya. Tabii, birisi spora ilgili, futbola, basketbola ilgili, işte kolayca çok şükür ki her ikisi kolayca iletişim kurabilen, sosyal ve arkadaşları arasında sevilen tipler. Diğeri de sporla ilgisi yok. Sanki biraz daha musikiye, müziğe ilgili ve teknik alana çok meraklı. İşte deneye meraklı, gözleme meraklı. Farklı ilgi alanları. Bunu ilerleyen yıllarda daha netleştirip kafalarında bir şey şekillendireceklerdir. Ben okulları ziyaretimde de aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir meslek diğerinden daha kutsal, daha önemli ya da daha önemsiz değildir. Bunu farklı kılan kişinin yaptığı işi severek, özenerek yapmasıdır. Asıl olan hangi işi severek yapıyorsa o başarılı olacaktır ve mutlu da olacaktır. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu açıdan sevdikleri, ilgi duydukları bir mesleğe erişmelerini, bir hedefe erişmelerini ve topluma yararlı, uyumlu bir birey olarak topluma yararlı işler yapmalarını gönülden diliyorum. İnşallah. Onlara. Derler ya, ne iş yaparsan yap en iyisini. Evet. Evet. İnşallah onlar da ben eminim başarılı olacaklardır. Şimdi size bir soru gelmiş efendim. Yazgülü Delir Hanımefendi diyor ki Tuzla'dan sonra nerede görev yapmak ister? Hani şuraya da gitsem ya da ben burada olsam dediğiniz. Tuzla'dayım şimdilik, bilmiyorum. Şimdilik o da bizim irademizin dışında gelişiyor ama bir de temenni olarak, bir dilek olarak izleyenler de bir dileğe amin demek suretiyle katılırlarsa yani hayırlı işler, topluma yararlı işler yapabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Yani biz her coğrafi bölgede ayrım yapmadan çalışıyoruz. Çalışmayı görev biliyoruz. Görevimizin en önemli özelliği sayıyoruz. O açıdan bizim için hayırlı neresi ise o kısmet olsun diyorum. Bir de bir anısını anlatır mı demişler böyle. Evet. Geliveren var mı bilmiyorum. Yani o zaman bir olumlu bir olumsuz anı anlatayım. Yani o zaman önce olumsuzdan başlayayım. Toplumda şimdi
değerlerin aşınması gerçeğiyle yüz yüzeyiz diye düşünüyorum. Yani geleneksel değerlerimizde bir aşınma var. Empati yapmayı beceremez olduk. Hep ben merkezi düşünüyoruz. Karşıdakinin ne hissettiğini, nasıl sıkıntı ile yüzleştiğini görmezden geliyoruz. Şunun için diyorum, yöneticinin zorluğu olarak da bir örnek olarak sunulabilir, düşünülebilir. Bir engelli çocuğumuzun işte her gün okulun engelli erişimine uygun olmaması, yani bir asansör yapılamaması, merdivenlerinin üst kata çıkmanın asansörle mümkün olmaması nedeniyle okul idaresi çok haklı gerekçeyle alt kata, o engellinin bulunduğu sınıfı taşıma kararı vermiş. Yani veliler toplanıp geldiler, dediler ki efendim biz sınıfın değişmesini istemiyoruz. Niçin? İşte çok anlamlı bir karşılığı yok. Yani işte biz orayı boyatmıştık, işte dolap yaptırmıştık falan gibi, ya da akıllı tahta yaptırmıştık. Dedim bütün bunlar anlaşılabilir sebepler, ama bir çocuğumuzun üst kata her gün annesinin sırtında taşınması gerçeğini ve ayıbını ortadan kaldırmaya yetmiyor. Yani bu ayıp hepimizin ayıbı. Her gün bu ayıbı tekraren görmek bizi yüreğimizi sızlatması gerekir. Ve siz bu sürece olumlu katkıda bulunmanız gerekir diye empati yapmalarını istedim. Yani bu noktada hakikaten toplum olarak hep başkalarının yerine kendimizi koyup, ki ona empati deniyor, başkalarının yerine kendimizi koyup bu durumda bana nasıl davranılmasını beklerdim, o şekilde davranayım modunu sürekli göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Bir diğer fazilet örneği, bir şehit ailemizi ziyaretimde, ki şehit babası asgari ücretle kirada oturuyor. Kendi evi bile yok. Şehit evladının şehitlik aylığından payına düşen, anne baba ayrı, şehit annesiyle şehit babası ayrı yaşıyorlar. Şehit aylığından babasının payına düşen miktarı baba tek kuruşuna dahi el sürmeden biriktirmiş, bloke etmiş ve onun adına köyün köylerinin camisi yokmuş, cami varmış, caminin minaresi yokmuş. O şehit parasıyla, şehit aylığı parasıyla o köyünün camisinin minaresini yaptırmış. Bunu böyle çok sıradan bir olay olarak anlattı. Ben dur bir saniye dedim, yani Sayın Valimiz de vardı. Hakikaten hem Sayın Valimiz hem ben duygulu anlar yaşadık. Sonra onunla yetinmeyip dedi ki, hala dedi, onu ben o birikmiş parayla yaptım. Şimdi maaşının her ay yatırılan kısmını dedi yine biriktirmeye başladım. Bu yaz da kısmetse dedi, mezarlık çevre duvarı yok. İşte hayvanat geliyor, mezarlığa dadanıyor. Mezara saygı geleneğimizin gereğidir. Etrafını çevirteceğim dedi. Hakikaten kendisi kirada oturan ve oğlunun şehit aylığı devlet tarafından kendisine takdir edilen şehit babasının bu erdemli davranışı beni hakikaten çok etkiledi. Toplum şüphesiz bu tür fazilet öyküleriyle ayakta duruyor ve hala o değerlerin yaşadığını görmek evet, geleceğimiz adına bize umut veriyor. Peki efendim,
Çok teşekkür ediyorum. Son Rica olarak bizi izleyen, sevgili izleyenlerimize, Tuzlalılara ne söylemek istersiniz? Evet, yani Tuzla çok güzel bir ilçe. İstanbul'un yaşanabilecek en güzel ilçelerinden birisi. Belki bilmiyoruz daha şu anda. Çok erken emeklilik yılları Tuzla'da geçer, bilmiyoruz. Çünkü buradaki ilişkiler çok sımsıcak. Anadolu havasını yansıtıyor. İstanbul gibi bir dünya metropolünün dibindesiniz. İstediğiniz zaman elinizin ulaşabileceği her türlü imkana ulaşabiliyorsunuz. Ki yeni ulaşım sistemleriyle birlikte önümüzdeki yıldan itibaren hakikaten daha büyük bir kolaylık sağlanacak. Ben herkese, bütün Tuzlalılara sağlıkla, esenlikle, sevdikleriyle burada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun diyorum. Size de bekliyoruz bir şey. Oğlanlar üniversiteye gider. Evet, inşallah. Siz de burada sahilde karşılaşırız. Bekliyorum. Evet, değil mi? İnşallah. Böyle evet. Yıllar sonra da. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu paylaşımı Tuzlalılarla yapma fırsatını aracılığınızda bulduğum için size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu hafta da Haber Masası'nda Tuzla Kaymakamı Sayın Emin Heybet konuğumuzdu. Haftaya bir başka konukla yine birlikte olacağız efendim. Görüşünceye dek her şey görüntüsü olsun. Hoşçakalın.